Efendim, şimdi Sen Nehri diye bir şiir okuyacağım. Fakat bu şiirin hakikaten hazin bir hikayesi var. Bu şiir 1947 yılında Sen Nehri kenarında, Paris'te Sen Nehri kenarında bir Kırım Türkünün cebinden çıkan bir şiir. Malum İkinci Dünya Savaşı'nda aynı zamanda Stalin Rusya'sında bizim yurttaşlarımız çok büyük sürgünlere maruz kalıyorlar. Çok büyük soykırımlara maruz kalıyorlar. Ve o dönemde anasını, babasını, kardeşini, bütün akrabalarını kaybeden yüzlerce, binlerce Kırım Türkü'nün hikayesidir bu hikaye. Bu şiir 1947 yılında tam bilinmemekle beraber, yani tahmin edilen bir şey, 1947 yılında Paris'in Sen Nehri kenarında bir Kırım Türkü'nün cebinden çıkan bir mektup, bir şiir diyelim buna. Ve Stalin Rusyası döneminde, evet, onun zulmünden bütün akrabalarını, yakınlarını belki kaybetti. Belki onlar da başka bir yere göç etti. Bu tarafını bilmiyoruz. Ama ölü bir vaziyette cepten çıkan şiir aynı ile şöyle. Bu arada Kırım'da zulüm gören bütün yurttaşlarımızı, soydaşlarımızı muhabbetle selamlıyorum. Yine bu şairimiz gibi, Sen Nehri kenarında şehidimiz gibi bütün şehitlere tekrar tekrar rahmetler diliyoruz. Allah gurbet elde canımızı almasın. Hakikaten çok hazin bir öykü. Bu kent her şeyiyle bana yabancı. Caddeler, binalar, bütün insanlar. Öyle hasretim ki ezan sesine. Ararım çevremde minare cami. Lakin takılırım çan kulesine. Her semtin muhteşem kilisesine. Yad el elemleri sarar içimi. Uzaklarda yurdum, buradan çok uzak. Her mevsim güneşli, masmavi göklü, camili, kubbeli, kümbetli, köşklü. Ozanlı, garipli, kervan saraylı, hele insanları alpli, giraylı. Yok haber onlardan, baba evinden. Bu yüzdendir halim kopuk bir yaprak. Her şey çok uzakta benden, çok uzak. Gözlerim daima engine dalar. İsterim ki her an ana yurdumda, dağları dumanlı yastı Kırım'da, duvarında mavzer ve Kur'an olan ata ocağında, bizim konakta bir bakır sinili sofra kurulsun ve sessiz sedasız yemek yenilsin. Sonra şadırvanda abdest alınıp hep birlikte teravihe gidilsin. Uyansam her sabah ezan sesiyle, görsem Ayşeciyi su testisiyle, ninemi yaşmaklı namaz kılarken, dinlesem dedemi Kur'an okurken, başımı huşuyla yastığa koysam, sonra toparlanıp yola koyulsam, yahut günün şalkı vururken camdan, heybetli sesiyle çağırsa babam, annem de kalk yavrum, aslanım dese, tutup elleriyle omuzlarımdan, o müşfik haliyle sarılsa, öpse,
Evet, yurdum uzak, buradan çok uzak. Bir ferahlık yahut bir şey umarak düşerim yollara akşamüstleri. Böyle çaresizim yıllardan beri. Her zamanki gibi yorgun ve bitkin. Artırıp yükünü hasta kalbimin. Her an heyecanlı gözlerimde yaş. Görmek ümidiyle bir Türk, bir dildaş. Dolaşıp dolaşırım Paris caddelerini. Yorgun akan seni, köprülerini. Bir kara kış vakti. Sen kıyısında, kafamın üstünde, kafamın içinde Türklük ülküsü, ruhumu kavuran öz yurt hasreti, böyle göçeceğim ebediyete, donmuş cesedimi bulup çöpçüler, defnedilmek üzere götürecekler. Kimim ben ve neyim, ne bilecekler, ne bilecekler.